Bir gönül verdi bana, ademeden hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, ademeden hayran olur. Bir dem gelir şadam olur, bir dem gelir giryan olur, bir dem sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kainatın oluşumunda, yaratılışında, var olmada, temelde, esasda, tetikleyici ana nokta muhabbettir. Kainatı Cenab-ı Hak, ki bir önceki sohbette girişte ifade etmiştik, tıpkı Efendimiz için söylenilen gibi, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Şimdi bu manayı külliyattan genel olarak ele alırken, Üstad sözlerde de burada muhabbet bahsini genişçe ele alarak mühim bir sual diyor. Diyorsunuz ki muhabbet ihtiyari değil, yani elimde değil. Hem ihtiyacı fıtriye binaen, yaratılıştan gelen bir ihtiyaca binaen, leziz taamları, yiyecekleri ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlatlarımı severim, anne baba ve evlatlarımı. Refikayı hayatımı severim, hayat arkadaşımı, eşimi severim. Dost ve ahbaplarımı severim, enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliği severim, baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Yani çünkü bir önceki sohbette de geçti. Yani insan kalbi muhabbet için, muhabbeti ilahiye için, Cenab-ı Hakk'a muhabbet için yaratılmış iken, insan yanlış olaraktan esbaba, tabiata, varlıklara, masivaya onu yönlendirmiş olur. Oysa hiçbirisi o kalbin muhabbetini tatmin etmez. Ebed için, ebedi zat için verilmiş olan o muhabbeti insan hata olaraktan, yanlış olaraktan başka şeylere taksim eder. Bu mana olarak yani nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? Yani diğerlerini sevmeyelim mi? El cevap, dört nükteyi dinle birinci nükte. Muhabbet şenden ihtiyari değil. Yani kontrolden, kontrol dışı da olabiliyor. Fakat ihtiyar ile, fakat insan iradesinin devreye girmesiyle, ihtiyar daha önce üzerinde durduğumuz üzere, yani insanın hangisinin daha hayırlı olacağını bilerekten ona göre tercih etmesi, iradesini devreye kurması, meşiyet, ihtiyar ve irade. Muhabbetin yüzü bir mahbubtan diğer bir mahbuba dönebilir, bir sevgiliden diğer bir sevgiliye. Mesela bir mahbubun çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layık muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya ayna olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbubtan hakiki mahbuba çevrilir. Yani fani olan şeyleri sevebilir ki o örneği vermiştik bilindiği içindir ki yani Leyla'sını sevebilir ama Mevla'sına gölge olmaması şartıyla buldum Mevla'yı neyleyim Leyla'yı kabilinden. İkinci nükte, tadat ettiğin, yukarıda saymış olduğun sevdiklerini sevme demiyoruz. Belki onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına, yani yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü, yaratıcısı hesabına ve onun muhabbeti namına sev deriz. Mesela leziz taamları, lezzetli yiyecekleri, güzel meyveleri, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve o Rahman-ı Rahim'in inamı bize özel gönderdiği nimet cihetinde sevmek. Rahman ve Mün'im isimlerini sevmektir. Hem manevi bir şükürdür. Bunda bir beisi yok. Şu muhabbet yalnız nefis hesabına olmadığını, Allah'ın ihsanı ikramı cihetiyle ve Rahman namını olduğunu gösteren meşru dairesinde, helal dairede kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne düşünerek müteşekkirâne yemektir. Hem peder ve valideyi, anne babayı şefkat ile teçhiz eden, donatan ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, lillah için olduğunu alameti şudur ki, çünkü Cenab-ı Hak söylüyor. Ne olarak? Ayette olduğu gibi. Onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faideleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Eğer onlardan
senin nezdinde yanında ihtiyar olur onlardan birisi veya her ikisi ihtiyar olduğu zaman o ihtiyarlığın hallerinden dolayı, mazeretli, özürlü durumlarından dolayı, yapmış oldukları belki hoşuna gitmeyen bazı şeyden dolayı sakın ha onlara öf. Çünkü çok ağır bir ifade. Bütün nankörlükleri topluyor. Ne hayrını gördüm, ne faydanı gördüm, sanki benim için ne yaptın ki gibi bütün olumsuzlukları içerisinde barındırıyor. Ve yine, ve evlatlarını o Zat-ı Rahim-i Kerim'in hediyeleri olduğu için kemal şefkat ve muhabbetle onları sevmek ve muhafaza etmek yine Hakk'a aittir. Ve o muhabbet ise Cenab-ı Hakk'ın hesabını olduğunu gösteren alamet ise vefatlarında sabır ile şükürdür, meyusane feryat etmemektir. Halik'imin benim nezaretime verdiği, bakımıma verdiği sevimli bir mahlukiydi, bir memlukiydi. Şimdi hikmeti ikiza etti, benden aldı. Daha iyi bir yere götürdü. Yani Aziz Mahmud Hudayi'nin dediği gibi, veren sensin, alan sen, dahinemiz var. Sen verdin, sen aldın. Benim o memlükte bir zahiri hissem var. Yani 100 hissede en fazla bir hissem var. Sağ. Hakiki 1000 hisse onun Halik'ine ait. El hükmülillah deyip teslim olmak. Madem hüküm ondan geldi, karar onun, teslim olmak. Hem dost ve ahbap ise, eğer onlar iman ve amel-i salih sebebiyle mümin olarak Cenab-ı Hakk'ın dostları iseler, el hubbu fillah. Yani yine Allah için sevmek, sırrınca. O muhabbet dahi Hakk'a aittir. Hem refikayı hayatın, hayat arkadaşını. Rahmet-i ilahiyenin muniz, ünsiyetli, eniz dost. Latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsnü suretine, yani zahiri suretine muhabbetini bağlama. Yani siretine bağlı, ahlakına. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir o güzel ahlak. Evlilikte de tercih edilecek noktadır. Ve en kıymetli ve en şirin cemali ise ulvi, ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Şu cemali şefkat ve hüsnü siret, ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Ve o vazife, latife mahlukun hukuku hürmeti, o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa üstü suretin zevaliyle en muhtaç olduğu bir zamanda bir çare hakkını kaybeder. Yine enbiyaya, ondan sonra ayrıyeten hem hayatı Cenab-ı Hakk'ın insana ve sana verdiği en kıymetli ve hayatı bakiyi kazandıracak bir sermaye ve bir define ve baki kemalatın cihazatını cami bir hazine cihetiyle onu sevmek ve muhafaza etmek. Cenab-ı Hakk'ın hizmetinde istihdam etmek, yine o muhabbet bir cihette mabuda aittir. Yani hayatı, baki hayat yolunda onun için kullanmak. Hem gençliğin letafetini, yani gençliğini sev ama ne için? Güzel inceliğini, güzelliğini, Cenab-ı Hakk'ın latif, şirin, güzel bir nimeti noktayı nazarından istihsan etmek, o noktadan güzel görmek, o noktadan bakmak, benimsemek, sevmek, üstü istimal etmek, güzelce kullanmak, şakirane, bir nevi muhabbet meşruadır. Yani orada yine şükrü gerektiren meşru bir muhabbettir. Elhasıl dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev, yani yaratıcısı hesabını, onu göstermesi cihetiyle. Manay ismiyle sevme, yani bizzat onun kendisi hesabına değil. Ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir deme. Yani güzelliği yapana ver. Ve kalbin batınına, içine, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü bir koltukta bir padişah oturur. Çünkü batını kalp, kalbin içi o nüve nokta, asıl kalp. Ve basiretin de bulunduğu nokta, aynayı samettir ve ona mahsustur. Cenab-ı Hakk'ın samet aynasının bir tecellisi. Onun için la yese'uni el ardu ve sema ve yese'uni kalbi abdil mümini. Yer ve göğe sığmam, mümin kulumun kalbini sığarım diyor. O halde biz de şöyle dua etmeliyiz. Allah'ım varsıkla hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ile. Allah'ım senin muhabbetinle ve beni sana yaklaştıran şeylerin içini doldurun o şeyin. O şeylerin muhabbetini bana rızık olarak nasip eyle, ver de. İşte bütün tadat ettiğimiz, saydığımız muhabbetler eğer bu suretle olsa, kısaca Allah için, beka için, ebedilik için. Hem elemsiz bir lezzet verir, hem bir cihette zevalsiz bir visaldir. Yani zail olmayan, sürekli var olan bir kavuşmadır. Hem muhabbeti ilahiyeyi ziyadeleştirir. Allah'ın sevgisinde artır. Hem meşru bir muhabbettir, hem aynı lezzet bir şükürdür, hem aynı muhabbet bir fikirdir.
Mesela nasıl ki bir padişah-ı âli sana bir elmayı ihsan etse, o elmaya iki muhabbet ve onda iki lezzet var. Biri, elma, elma olduğu için sevilir ve elmaya mahsus ve elma kadar bir lezzet var. Şu muhabbet padişaha ait değil, çünkü elmadan kaynaklanıyor, ona bakıyor. Belki huzurunda o elmayı ağzına atıp yiyen adam, padişaha değil, elmayı sever ve nefsine muhabbet eder. Ne oldu? Kalbi ona meyletti. Bazen olur ki padişah o nefis perverane olan muhabbeti beğenmez, ondan nefret eder. Utanmıyor gibi de fark eder. Hem elma lezzeti dahi cüz'idir. Geçici. Yedim bitti ya. Hem zeval bulur. O elmayı yedikten sonra o lezzet dahi gider. Bir, teessüf kalır. Üzüntü. İkinci muhabbet ise ki gerçek muhabbet. Elma içindeki elma ile gösterilen iltifat-ı şahanedir. He. Padişah bana özel iltifatta bulundu. Güya o elma iltifat-ı şahanenin numunesi ve mücessemidir. İsimleşmiş hali diye başına koyan adam o elmayı midesine değil, ağzına değil, başına koyan adam. Padişah sevdiğini izhar eder. Hem iltifatın gılafı olan o meyvede öyle bir lezzet var ki bin elma lezzetinin fevkindedir. İşte şu lezzet aynı şükrandır. Şu muhabbet padişaha karşı hürmetli bir muhabbettir. Burada bir noktayı da ele alayım. Abbasi halifelerinden Harun Reşid bir eşini çok seviyormuş, Zübeyde Hanım. Diğerleri Salahat otuyla beraber öne çıkan birisi. Diğerleri ise bunu kıskanıyormuş. Bunun üzerine onları sınamak için böyle hazinelerinin, değerli eşyaların olduğu odaya bunları alıyor. Bunları imtihan ediyor. Diyor ki, en çok neyi seviyorsanız elinizi onun üzerine koyun, o sizin olacak. Elinizi üzerine koyduğunuz şey sizin olacak, o en değerli eşya. Ve herkes etrafa sağa sola bakıyor, en kıymetli ne, mücevher ne, elmas ne, altın ne, en de kendilerince kıymet verdikleri şeyin peşine koşuyorlar. Her biri bir tarafa dağılıyor. O sevdiği Zübeyde geliyor, elini Harun Reşid'in başının üzerine koyuyor. Yani hazineye koymaya gerek yok ki, onlara koşmaya gerek yok ki, hazinenin sahibi var orada. Hazinenin sahibine sahip olsa otomatikman hazineye sahip olur. Ve ondan sonra diğerlerine bakınız diyor. Yani bunu fazla sevmemin nedeni diyor. İnsanlar maalesef işte şu parlak, bu parlak diye nefsimiz olarak da maalesef geçici olan tantanalı şeylere insan koşunca gerçek muhabbetini vermesi gerekeni unutuyor. İşte. Aynen onun gibi. Bütün nimetlere ve meyvelere zatları için muhabbet edilse, yalnız maddi lezzetleriyle gafilane telezzüz etse, lezzet alsa, o muhabbet nefsanidir. O lezzetler de geçici ve elemlidir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın iltifatı, rahmeti ve ihsanatının meyveleri cihetiyle sevse, onun olması cihetiyle ve o ihsan ve iltifatın derece-i lütuflarını takdir etmek suretinde kemal-i iştiha ile lezzet alsa, hem manevi bir şükür hem elemsiz bir lezzet. Üçüncü nükte Cenab-ı Hakk'ın esmasına, isimlerine karşı olan muhabbetin tabakatı var. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi bazen asara, muhabbet suretiyle esmayı sever. Bazen esmayı kemalat-ı ilahiyenin ünvanları olduğu cihetiyle sever. Bazen insan camiyet-i mahiyet cihetiyle hassiz ihtiyacat noktasında esmaya muhtaç ve müştak olur ve o ihtiyaçla sever. Yani esması cihetiyle o varlıklara muhabbet besler, o cihetle onlara bakar. Mesela, İşte insanın mahiyeti ulviye, hüviyeti kimliği karakteri. Fıtratı camia olduğundan, kapsamlı olduğundan, binler envai hacat ile binbir esma ilahiyeye, her bir ismin çok mertebelerine, çünkü her bir ismin kendi makamında çok mertebeleri var, fıtraten yaratılış itibariyle muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç, o ihtiyaç katlandıkça iştiyaktır. İştiyak meydana gelir, şevk. Muzaaf iştiyak muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülatına göre meratibi muhabbet, meratibi esmaya göre inkişaf eder. Yani isimlerin mertebeleri arttıkça muhabbetin mertebesi de artmış olur. Bütün esmaya muhabbet dahi, her birine ayrı ayrı değil, bütününe. Çünkü o esma, Zat-ı Zülcelal'in ünvanları ve cilveleri olduğundan. Muhabbet-i zatiyeye döner. Allah'ın zatının muhabbeti.
Şimdi yalnız numune olarak 1001 esmadan yalnız Adil ve Hakem ve Hak ve Rahim isimlerinin 1001 mertebelerinden bir mertebeyi beyan edeceğiz diye o manaları genişçe uzat, üstad burada o muhabbetleri ele alıyor. Biz konuyla alakalı noktalara bakacak olursak dördüncü nüktede şunu diyor. Hani onlara da muhabbetim var, gayri ihtiyarı seviyorum saydığı şeylerden birisi de. Diyorsun benim taamlara, yiyeceklere, nefsime, refikama, valideynime, evladıma, ahbabıma, evliyaya, enbiyaya güzel şey. Bahara, dünyaya, müteallik, ayrı ayrı, muhtelif muhabbetlerimin Kur'an'ın emrettiği tarzda olsa neticeleri, faydeleri nedir? Yani ne gibi bir faydası var? Elcevaba. Bütün neticeleri beyan etmek için büyük bir kitap yazmak lazım. Şimdilik yalnız icmalen, özetle bir iki neticeyi işaret edilecek evvela. Dünyadaki muaccel, hemen verilen, acele neticeleri beyan edilecek. Sonra ahirette tezahür eden, açığa çıkan neticeleri zikredilecek. Ki o da külli. Şöyle ki, sabıkan beyan edildiği gibi ehli gaflet ve ehli dünya tarzında ve nefis hesabına olan muhabbetlerin, Allah için değil de nefis hesabına olan muhabbetlerin dünyada belaları, elemleri, meşakkatleri çok. Safaları, lezzetleri, rahatları azdır. Nitekim Yakup Aleyhisselam'ın örneğini verdiğimiz gibi. Yani o Yusuf'una bir muhabbet besliyor, yıllarca onun acısını çekiyor. Elinden gidiyor. Mesela şefkat aciz yüzünden elemli bir musibet olur. Muhabbet firak yüzünden belalı bir hirkat olur, yakıcı bir azap. Lezzet zeval yüzünden, çünkü durmuyor, sürekli değişiyor, kaybolup gidiyor, zehirli bir şerbet olur. Ahirette ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olmadıkları için eğer böyleyse o zaman ne olur? Ya faydasızdır veya azaptır. Eğer harama girmiş ise. Sual. Enbiya ve evliyaya muhabbet nasıl faydasız kalır? Bazılarının mesela onlara olan muhabbetlerini yasaklaması, Allah korusun, şirk ne kadar götürmeleri ki ölçüsünü belirtmeleri gerekirken. Yani onları sevmemiz faydasız mı? El cevap. Hangisi faydasız? Ehli teslisin, yani Allah haşa üçün biridir. Yani İsa onun oğludur, İbnullah, İsa İbnullah demeleri. İsa Aleyhisselam'a ve Rafizilerin Hazreti Ali radıyallahu anh'a, ki bir önceki sohbette dediğimiz gibi mesela Hulat-ı Şia Hazreti Ali'ye Allah'ın oğludur diyor. Muhabbetler faydasız kaldı. Bunlar bu ikisinin onlara besledikleri, İsa ve Ali'ye besledikleri muhabbet neticesiz bir faydası yok. Eğer o muhabbetler Kur'an'ın irşad ettiği tarzda ve Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve muhabbeti Rahman namına olsalar, o zaman hem dünyada hem ahirette güzel neticeleri var. Ama dünyada ise leziz taamlara, güzel meyvelere muhabbetin elemsiz bir nimet ve aynı şükür bir lezzettir. Nefsine muhabbet ise ona acımak, terbiye etmek, zararlı hevesattan men etmektir. İçinde bulunduğumuz Ramazan'da olduğu gibi. O vakit nefis sana binmez, seni hevasına, arzusuna esir etmez. Belki sen nefsine binersin, onu hevaya değil kudaya sevk edersin. Yani bu konuda Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, yani nefsi deveye benzetiyor, ruhu deveciye benzetiyor. Ruh devecisi nefis devesine biner, dizginle eline alırsa çölleri aşar. Ama Allah korusun. Nefis devesi ruh devecisine binerse götüreceği yer o zaman otlaklıklardır, uçurumlar, meralardır. Mesele burada kontrol önemlidir. Refika-i hayatına muhabbetin madem hüsnü siret, güzel ahlak ve madeni şefkat, şefkat kaynağı ve hediye-i rahmet Allah'ın bir hediyesi olduğuna bina edilmiş. O refikaya, o hayat arkadaşına samimi muhabbet ve merhamet edersen o da sana ciddi hürmet ve muhabbet eder. İkiniz ihtiyar oldukça o hal ziyadeleşir. Mesudane hayatını geçirirsin. Yoksa hüsnü surete muhabbet nefsani olsa, yani zahiri güzelliğine bakılsa, ona bina edilse, o muhabbet çabuk bozulur. Hüsnü muaşereti de bozar. Güzel geçimi de ortadan kaldırır. Peder ve valideye karşı muhabbetin Cenab-ı Hak hesabına olduğu için hem bir ibadet hem de onlar ihtiyarlandıkça hürmet ve muhabbeti ziyadeleştirirsin. Yani dua eder, duasını alırsın. Evladına muhabbet ise Cenab-ı Hakk'ın senin nezaretine ve terbiyene emanet ettiği sevindi, ünsiyetli o mahluklara muhabbet ise saadetli bir muhabbet, bir nimettir. Ne musibetleriyle fazla elem çekersin, ne de ölümleriyle meyusane feryat edersin. Ahbaplara muhabbet ise, madem lillah içindir, Allah içindir,
o ahbapların, dostların firakları, ayrılmaları, hatta ölümleri sohbetinize ve ukubetinize mani olmadığı için. Üstad onun için diyor ya, biri şarkta, biri kalpte olsa biz yine biz beraberiz diyor. O manevi muhabbet, o ruhani ve ruhani irtibattan istifade eder. Ve mülakat lezzeti daimi olur. Lillah için olmazsa bir günlük mülakat lezzeti 100 günlük firak elemini netice verir. Üçüncü lem'adakinde de ifade ettiğimiz gibi. Lillah için bir saniye mülakat bir senedir, dünya için olsa bir sene bir saniyedir. Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise nefsi ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen alem-i berzah. O nuranilerin vücutlarıyla tenevvür etmiş menzilgahları suretinde sana göründüğü için o aleme gitmeye tevahuş, vahşet, korku ve yalnızlık, tedehüş değil, dehşet almak değil, belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir onlara karşı. Hayat-ı dünyeviyenin lezzetini kaçırmaz. Yoksa onların muhabbeti ehli medeniyetin meşahiri insaniyeye, insanın meşhurlarına, muhabbeti nebinden olsa o kamil insanların fena ve zevallerini ve mazi denilen mezar-ı ekberinde çürümelerini düşünmekle elemli hayatına bir keder daha ilave eder. O muhabbeti de biter, eleme dönüşür. Hem güzel şeylere muhabbetin, madem sanileri, yaratıcıları hesabınadır, ne güzel yapılmışlar tarzındadır. O muhabbetin bir leziz tefekkür olduğu halde hüsün perest, cemal perest, zevkinin nazarında daha yüksek ve daha mukaddes ve binler defa daha güzel cemal mertebelerinin definelerine yol açar, baktırır. Çünkü o güzel asardan, eserlerden, ef'al-i ilahiyenin, ilahi fiillerin güzelliğine intikal ettirir. Oradan oraya geçer, anlar. Ondan esmanın güzelliğine, ondan sıfatın güzelliğine, ondan Zat-ı Zülcelal'in cemali bir misaline, eşsiz güzelliğine karşı kalbe yol açar. İşte. Bu muhabbet bu surette olsa hem lezzetlidir, hem ibadettir ve hem tefekkürdür. Demek ki burada bakış nazarları çevirme önemlidir. Hem gençliğine muhabbetin ise. Madem Cenab-ı Hakk'ın güzel bir nimeti cihetinde sevmişsin, elbette onu ibadette sarf edersin. Sefahette boğdurup öldürmezsin. Öyleyse o gençlikte kazandığın ibadetler, o fani gençliğin baki meyveleridir. Sen ihtiyarlandıkça gençliğin iyilikleri olan baki meyvelerini elde ettiğin halde gençliğin zararlarından, taşkınlıklarından kurtulursun. O cihette nimet olmuş olur. Ah değil oh dersin. Bahar gibi ziynetli meşherlere, sergilere muhabbet ise, madem sanat-ı ilahiyeyi seyran itibarıyladır, o baharın gitmesiyle temaşa lezzeti zail olmaz. Çünkü bahar yaldızlı bir mektup gibi. Verdiği manaları her vakit temaşa edebilirsin. Senin hayalin ve zaman, ikisi de sinema şeritleri gibi sana o temaşa lezzetini idame ettirmekle, devam ettirmekle beraber o baharın manalarını, güzelliklerini sana tazelendirirler. O vakit muhabbetin esefli, elemli, muvakkat olmaz. Lezzetli, safalı olur. Dünyaya muhabbetin ise madem Cenab-ı Hak namınadır, o vakit dünyanın dehşetli mevcudatı sana ünsiyetli bir arkadaş hükmüne geçer. Mezra-i ahiret, ahiret tarlası cihetiyle sevdiğin için her şeyinde ahirete faide verecek bir sermaye, bir meyve alabilirsin. Ne musibetleri sana dehşet verir, ne zeval ve fenası sana sıkıntı verir. Kemal-i rahatla o misafirhanede müddet-i ikametini geçirirsin. Yoksa ehli gaflet gibi seversen, 100 defa sana söylemişiz ki sıkıntılı, ezici, boğucu, fenaya mahkum neticesiz bir muhabbet içinde boğulur gidersin. İşte. Demek ki burada Allah için sevmek. İşte o çeşit meşru muhabbetlerin dar ahiretteki neticelerini bir mukaddeme ile ifade etti. Demek nasıl olacak? Özetle işte. Bazı mahbupların bütün yukarıda saydıkları mezkur sevmelerin Kur'an'ın irşad ettiği surette olduğu vakit her birisinden 100'de ancak bir letafetini gösterdi. Kur'an'ın gösterdiği yolda olmazsa 1/100 mazarratına, zararına işaret ettik. Şimdi şu mahbubların dar vekada, alem-i ahirette, Kur'an-ı Hakim'in ayat-ı beyinatıyla işaret ettiği neticeleri işitmek ve anlamak istersen aşağıdaki mukaddime ve işaretlere bak. Orada da yine özetle ifade edecek olursak işte Cenab-ı Hak ve Hakim-i Mutlak bu insanda istihdam ettiği, kullandığı, sürdürdüğü bu cihazatın elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. O müteaddit enva muhabbetin, muhabbet çeşitlerinin sabıkan beyan edilen
dünyadaki muaccel neticelerini hemen verilen, herkes vicdan ile hisseder ve bir hassi sadık ile doğru bir bilgi ile ispat edilir. Mesela, leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane, muhabbeti meşruan, uhrevi neticesi, yukarıda dünyevi neticeler. Şimdi ahiretteki neticeler ise Kur'an'ın nasıyla, hükmüyle cennete layık bir tarzda leziz taamları, güzel meyveler. Yani bazen güzel bir reklam olarak ifade ediliyor. Vereceğiniz her vergi size yol, köprü, cami olarak geri döner diyor. Aynı şekilde. O muhabbetler de ahirette insana daha mükemmel bir surette geri dönecektir. Ve o taamları, yiyeceklere ve o meyvelere müştehiyane, iştahla bir muhabbettir. Mesela ne gibi? Hatta dünyada yediğin, meyve üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Yani burada meyve yersin, orada elhamdülillah yersin. Dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet, yani mehasinine, güzelliklerine bina edilen muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi o nefse layık mahbubları cennette veriyor. Nefis madem dünyada heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş, güzelce kullanmış, cihazatını, duygularını hüsnü surette istihdam etmiş, Kerim-i Mutlak ona dünyadaki meşru ve ubudiyetkârâne muhabbetin neticesi olarak cennette, cennetin 70 ayrı ayrı enva zinet ve letafetinin numuneleri olan 70 muhtelif hulleyi, giysiyi giydirip, nefisteki bütün hasseleri, bütün duyguları, zahir batini memnun edecek, okşayacak. 70 enva hüsün ile, güzellik çeşitleriyle vücudunu süslendirip, her bir ruhlu küçük birer cennet hükmünde olan hurileri, o dar bekada vereceği pek çok ayat ile tasrih edilmiştir, açıklanmış. İşte ahiretteki daha farklı bir suretteki dönüşü. Hem dünyada gençliğe muhabbet, yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi dar-ı saadette ebedi bir gençliktir. Yine üçüncü işaret, refikayı hayatına meşru dairesinde, yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsnü siretine binaen samimi muhabbet ile refikayı hayatını da naşizelikten, yani kötü yola düşmekten, ahlaksızlıktan, sair günahlardan muhafaza etmenin neticesi uhrevi, netice uhreviyesi ise Rahim-i Mutlak o refikayı hayatı hurilerden daha güzel bir surette ve daha zinetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde ona dar saadette, ahirette, yani ebedi bir refikayı hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizane nakletmek ve eski hatıratı birbirine tahattür ettirecek, hatırlatacak eniz, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhip ve mahbub olarak vereceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kat'i verecektir. Burada bir kıssayı size anlatayım. Vaiz efendi camide vaaz ediyor. O sırada cemaate diyor ki, cemaat, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ehli cennet olan bir kimse cennete girdiğinde karşısında bir huriyi görür. Aman Allah'ım. Ve der ki, kesinlikle bu huriden asla ve asla daha güzeli yoktur der. Ve cennette, cennetinde ilerlemeye başlar. Karşısına başka bir huri çıkar. Kendisine verilen bir huriyi görünce yok canım der. Önceki ne ki ya? Kesinlikle ve kesinlikle bunun gibisi yoktur der. Bunun gibisi kesinlikle yoktur der. Eşsiz, benzersiz. Ve neticede cennette kendisi için hazırlanan sarayına girer. Ve orada eşini görür. Eşini görünce der ki, aman Allah'ım, o huriler ne ya? Ooo, eşimin yanında diğer bir ifadeyle hiç hükmündedir. Kesinlikle ve kesinlikle bundan daha güzeli yoktur der demez. Hemen o sırada kürsünün önünde oturan vatandaşın biri ağlarcasına, sızlarcasına, hocaya yalvarırcasına döner der ki, hocam Allah rızası için ne olur bu hadis sahih değildir deyin, ne olur hocam, ne olur bu hadis sahih değildir deyin diye yalvarmaya başlar. Oysa cennet zıtlıkları birbirlerinden ayrıldı. Olumsuzluklar cehenneme, olumluluklar cennete boşalıyor. Hakikattır, haktır. Dördüncü işaret, valideyn, anne baba ve evlada muhabbet meşruanın neticesi nas-ı Kur'an ile Cenab-ı Errahmurrahim, onların makamları ayrı ayrı da olsa yine o mesut aileye safi olarak lezzeti sohbeti, cennete layık bir hüsnü muaşeret suretinde dar-ı bekada ebedi mülakat ile ihsan. Ve 15 yaşına girmeden, yani haddi buluğa vasıl olmadan vefat eden çocuklar
ki gayrimüslimin çocukları da olsa fark etmiyor. Vildan muhalledun, o çocuklar orada ebedidirler ile tabir edilen cennet çocukları şeklinde ve cennete layık bir tarzda, gayet süslü, sevimli bir surette onları cennet dahi peder ve validelerinin kucaklarına verir. İşte onlara olan muhabbetin neticesi ebedi bir sevgiye dönüşür. Beşinci işaret dünyada el-hubbü fillah, Allah için sevmek. Hükmünce salih ahbaplara, dostlara muhabbetin neticesi cennette ala sürürüm tekabilin. Yani karşılıklı sedir ve koltuklar üzerine ehli iman oturaraktan dünya maceralarını bizi birbirlerine aktarırlar ile tabir edilen karşı karşıya kurulmuş cennet iskemlelerinde oturup hoş şirin, güzel tatlı bir surette dünya maceralarını ve kadim olan, eski olan hatıratlarını birbirine nakledip eğlendirmeleri suretinde, firaksız yani ayrılığı olmaksızın, safi bir muhabbet ve sohbet suretinde ahbaplarıyla görüştüreceği Kur'an'ın nasıyla, hükmüyle sabittir. Altıncı işaret. Enbiya ve evliyaya Kur'an'ın tarif ettiği tarzda muhabbetin neticesi, o enbiya ve evliyanın şefaatlerinden berzahta, haşirde istifade etmekle beraber. Gayet ulvi ve onlara layık makam ve füyuzattan o muhabbet vasıtasıyla istifaza etmektir. Feyiz almaktır. Evet, el mer'u ma'man ahabbe. Efendimizin hadisi bu mucibince, dost dostuyla beraber, kişi sevdiğiyle beraber sırrınca. Adi bir adam en yüksek bir makama, muhabbet ettiği âli makam bir zatın tebaiyetiyle girebilir. Madem Efendimiz'i sevmiş, o halde ahirette de Efendimiz'le inşallah beraber olacak ve olacağız. Rabbim nasip etsin. Yedinci işaret, güzel şeylere ve bahara, meşru muhabbetin, yani ne kadar güzel yapılmış, nazar ile o asarın, eserlerin arkasındaki efalin güzelliğini ve intizamını ve intizam efal arkasındaki güzel esmanın cilvelerini ve o güzel esmanın arkasında sıfatın tecelliyatı ve hakeza. Sevmekliğin neticesi ise dar-ı bekada, o güzel gördüğü masnuattan bin defa daha güzel bir tarzda esmanın cilvesini ve esma içindeki cemal ve sıfatını cennette görmektir. Hatta İmam-ı Rabbani radıyallahu anh demiş ki, letaif-i cennet, cennetin incelikleri, zarafeti, güzellikleri, latifeleri, estetiği, cilve-i esmanın temessülatıdır. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisinin yansımasıdır. Teemmel. Yani ona göre düşün. Sekizinci işaret. Dünyada dünyanın ahiret mezrası, tarlası ve esma-i ilahiye aynası olan iki güzel yüzüne karşı mütefekkirane muhabbetin okurevi neticesi. Dünya kadar fakat fani dünya gibi fani değil, baki bir cennet verilecek. Yine devam ile burada üstad bunu ifade ediyor. Hadisin nususuyla ve Kur'an'ın işaretiyle sabittir. Bütün bunlar verileceği hem madem dünyanın her hatanın başı olan mezmum, zemmedilmiş, kınanmış muhabbeti değil. Belki esmaya ve ahirete bakan iki yüzünü esma ve ahiret için sevmiş ve ibadet-i fikriye ile o yüzleri mamur etmiş. Dünya bütün dünyasıyla ibadet etmiş. Elbette dünya kadar bir mükafat alması muktezai rahmet ve hikmettir. Hem madem ahiretin muhabbetiyle onun mezrasını sevmiş ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetiyle aynayı esmasını sevmiş. Elbette dünya gibi bir mahbub ister, bir sevgili, o da dünya kadar bir cennettir. Dokuzuncu işaret, iman ve muhabbetullah'ın neticesi. İman ve muhabbetullah'ın, onların muhabbeti böyle olursa artık düşün. İman ve Allah'ı sevmenin neticesini düşün. Ehl-i keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın bin sene hayatı mesudanesi bir saatine değmeyen cennet hayatı. Ve cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahadesine, görmesine rüyetullah'a değmeyen bir kutsi, münezzeh cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi rüyetidir ki, hadisi kat'i ile ve Kur'an'ın nasıyla sabittir. İnsanlar aynen kafa gözleriyle cihetsiz, mekansız, zamansız olarak Allah'a görecek. Bir öncekinde de bu konuyu ele aldıydım. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rüyetine iştiyaklı bir merak, Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak herkesi vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin güzellik ve kemalatından binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rüyeti ne kadar merhum, yani bütün güzelliklerin kendisinde cem olmuş olduğu
bir yaratıcının ve bütün güzellikler yukarıda da İmam-ı Rabbani'ninkinde de ifade edildiği gibi kainattaki bütün güzellikler onun güzelliğinin daha cennettekiler bile yansımasının bir tecellisi. Ona göre bir cilve-i kemali, bir ve kemali olan bir zatın rü'yeti ve cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rü'yeti görülmesi. Ne kadar merhub, rağbetli, merak aver, merak ve çekici ve şuhudu görülmesi, müşahadesi, rü'yeti ne derece matlub, istekli ve iştiyak aver olduğunu kıyas edebilirsen et. Biz de inşallah bu duaya amin diyelim. Allahümme rızıkna fid dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk ve istikameke ma emerte fil ve fil ahire ve rahmeteke ve rü'yetek. Bu arada kıssadan da bir hissemiz vardı Lokman Hekim'den. Düşkünlere dostluk göster, ikbal sahiplerinin zaten dostu çoktur. Gençlikte zahmete katlan ki ihtiyarlıkta rahat edesin, rahata eresin. Ey babasının canı, canım evladım, ciğerparem. Hak Teala Hazretlerini tanı. Başkasına nasihat vermeden önce kendini o tavsiye edeceğin şeyi uygula. Kendi ölçüne göre söz söyle. Herkesin kendine göre olan kadrini bil. Herkesin hakkına riayet et. Sırrını sakla. Dostunu müşkül zamanında dene. Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum.